Merhabalar, ben Serhat Kıbrıs. Bugün sizlere Scratch'la basit bir örnek göstereceğim. İlk başta Scratch'ın ana sayfasına giriş yapıyoruz. Bu arada seste bir problem olabilir. Bilgisayar sistemim şu an değişti. Mikrofonum da yok harici olarak. O yüzden verdiğim rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür diliyorum. Ana sayfası Scratch'ın burada. Buraya giriş yapıyoruz. Ben görüldüğü üzere Scratch ana sayfası burası. Ben İngilizce olarak kullanıyorum. Buradan aşağıda farklı dil seçenekleri seçebiliyoruz. Burada. Ben bize daha yararlı olması açısından Türkçe yapıyorum. Şimdi buradan oluştur seçeneğine tıklıyoruz. Bu size çıkabilir, çıkmayabilir. Ben Adobe Flash Player'i, Adobe ürünlerini kullanmıyordum. O yüzden sonradan yükledim ve izin veriyorum şu an. Evet, şu an böyle bir panel ekranımıza geldi. Burada yapacağımız çalışmaya isim verelim. Biz çiçek çalışması yapacağız. Buraya çiçek çalışması yazayım. Çiçek çizimi diyeyim. Evet. Şimdi dizelere geçebiliriz ve teker teker uygulamayı gösterebilirim. Ama az çok bildiğinizi varsayıyorum. Scratch kullanımı gayet basit. Araçlar görüldüğü üzere oldukça zevkli. Neyse, konumuza geri dönelim. İlk başta başlamak için olaylar seçeneğinde tıklanınca biz tıkladığımız zaman çalışmamız başlasın diyoruz. Ve hangi konumdan başlasın? X ve Y koordinatını seçiyoruz. Buraya 5 girin, 10 girin. Fark etmez. Ben 0 olarak vereceğim. Buradan sonraki işlemimiz kalem çizimidir. Yani çiçeğimizi çizmek için bir kalem ile çizmemiz lazım. Ben buradan bir kalem çizme aracından kalem temizle diyeceğim önce. Neden? Çünkü daha önceden yapmış olduğunuz bir çizim olabilir. Bu yüzden temizlememizde fayda var. Ben o yüzden ilk başta kalem temizle diyorum. Çünkü direkt kalemi bastırmıyorum. Daha önceden bir çalışma yapmış olabiliriz. O yüzden kalemi temizliyorum. Ve şimdi buradan çizim esnasında ve aklıma da gelmişken burada Starş'ın kedisi var. Bu kediyi biz çizim yaparken çizim küçük olursa kedi üstüne bineceği, gözükeceği için istediğimiz görüntüyü alamayabiliriz. Onu kenara çekme işlemleri falan filan, onlara hiç gerek yok. Biz bu yüzden kedimizi gizleyebiliyoruz. O yüzden görünümden gizlen seçeneğini seçiyoruz. Ve daha sonra buradan şey yapabiliyoruz. Çizime başlamak için kaleme geçiyoruz. Ve buradan kalemi bastır seçeneğini tıklıyoruz. Kalemi bastır seçeneği kalemi aktif etmeyi sağlar. Ve şimdi daha sonra buradan hareketlerden 10 adım git diyoruz. Ve kalem 10 adım 10 defa tekrar gitmiş olacak. Şöyle bir gördüğünüz üzere. Bu dik. Biz bunu 5 derece dön şeklinde sağa şöyle 5 derece dön yaparsak, evet, daha sonra buraya teker teker kalemi böyle göstermemiz yerine bir döngüye koymamız lazım. O yüzden döngüye koyalım. Şöyle burayı 18 yapıyorum kalem. Şöyle bir yaprağın sağ köşesi çıkmış oluyor. Evet. Şimdi bu yaprağın aynı şekilde gidilen yönde bir de bu taraftan çizim yapmamız lazım. Ve bu sefer de bu hareketi 90 derece döndürüp iki defa döngülemiş olacak. Şimdi biz buraya böyle teker teker gidebiliriz ama bize kolaylık olması açısından döngüleri kullanmamız lazım. Yani kontrolleri. Biz buradan hareketten 90 derece sağ tarafı döndür seçeneğini seçiyoruz. Ve bunu yaprağın iki tarafına şu şekilde bir daha döngün için alıyoruz. Ve şöyle
Evet. Tek yaprağımız oluştu. Şimdi diğer yapraklarımız arasındaki mesafeyi 60 derece olarak gösteriyoruz. Şu şekilde. Sağ taraf fayın aynı şekilde 60 derece döndürmek istiyorum. Ve yaprağımız 6 yapraklı olacağından dolayı döngümüze tekrar bir döngünün içine alıp bu sefer burayı 6 yapıyoruz. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere bu şekilde. Ve daha sonra süslemeler yapabiliriz. Mesela kaleme gelebiliriz. Kalem rengini değiştirebiliriz. Kalem kalınlığını, yani ne oluyor? O zaman çiçeklerin kenarlarını kalınlaştırabiliyoruz. Şu şekilde şuraya verelim. Mesela diyelim kaç yapalım? 4 yapalım. Bu şekilde. Ve şuradan stoplayabiliyoruz. Beklemeye gerek yok. Kalem rengini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Burayı çiçeğimiz hangi renk olmasını istersiniz? Bu şekilde. Ben mesela sarı diyelim. Bu sefer sarı olacaktır. Buradan bunu aynı şekilde atabiliriz. Burayı istediğimiz şekilde bu boşluğa, görmüş olduğunuz boşluğa buradaki düzenlemeler koyabiliriz. Yani bu tamamen sizin görsel zevkinize bağlı. Şu şekilde de yapabiliriz. Kalem rengini artır. Ben bunu renkli çiçek deseni için tam içeri koymak istiyorum. Çünkü renkleri sürekli değiştireceğinden dolayı hoş bir görüntü oluyor. 10 olabilir. 10 güzel bir görüntü verebilir bize. Evet, şu şekilde. Evet. Serhat Yapıcı, Ankara Üniversitesi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.